İş hayatı nasıl gidiyor? İyi. Çok rahat, güzel bir ortamda sevdiğim işi yapıyorum. Ne mutlu sana. Sen işinden memnun değil misin yoksa? Bilmem. Memnunum herhalde. Aman bu bankalar da habire bilgi mesajı gönderiyorlar. Parası olmayan insanın bankayla ne iş olursa artık. Bir dakika, geliyorum ben şimdi. Merhaba. Merhaba. İşten çıktım, eve geldim şimdi. İyi. İşlemleri tamamladın mı? Uçak biletlerimiz de, otelimiz de ayarlandı. Sorun yok yani. Cumartesi öğlende Antalya'dayız. Sevindim. Ben de. İlk gün seminer 5 saat sürecekmiş. Biri mi geldi? Evet. O zaman sonra konuşuruz. Bu gece arayamam. Sabah artık. Tamam. Ne zaman müsait olursa. Öpüyorum. İyi geceler. Sana da. Aman da. Ablam kontrol etti. Öyle mi? İyi o zaman. Teşekkür ederim. Hey. Bakayım ateşin var mı hala? Düştü galiba. Gözlerim yanmıyor artık. Biz yine de derece koyalım da. Şöyle. Nazlı ile konuşuyordum. Heyecan yapmış şimdiden. Kaçıncı baskı oldu? Yolculuk detayları hakkında konuşup duruyor. Yolculuk mu var? Hafta sonu şirket Antalya'ya gönderiyor. Seminer var da. Ne güzel. Beni de belki yazın Milano'ya gönderecekler. Bizim de bir dahaki seminer Avrupa'daymış. Ama daha yeri ve zamanı belli değil. Bakalım. Antalya ile açılışı yapalım da arkası gelecek nasıl olsa. Ayşe'nin bebeğini unutuyordum az kalsın. Şunu da koyuver canım. Tamam. Yakışmış mı? Çok yakışmış da hava o kadar serin değil. Evden bakınca kapalı gördüm, soğuk zannettim, ne bileyim. Çıkınca fark ettim ben de. Boş ver ama üşenmişim değiştirmeye. Ne oldu? Yok bir şey. Tahsin abi hediyesini aldık mı? İlk önce onu koydum. Çocuklarınkiler de arkada? Arkada hayatım, merak etme. İyi. Onları da göreceğiz annemlerde. Hediye vermeye tahta pazarına gitmekten kurtulduk. Sağlığı çok iyi. Terapistimiz geliyor haftada 3 gün. Cevriye Hanım'ın durumunda birkaç sakinimiz var. Hepsiyle ilgileniyor. Çok iyi.
geldi. Babaanne, babaanne. Canlarım, kuzularım. Canlarım benim. Güzellerim. Seni çok özledik. En çok ben. Hiç de bile en çok ben özledim babaanneni. Ben de çok özledim. Ben de yavrularım. Ayıranlar utansın. Bir daha öpeceğim. Ben de. Şımarmayın müdür hanımın yanında, ayıp. Anneciğim. Ah oğlum, bir tane. Buyurun oturun, buyurun. Gördünüz mü torunlarımı? Rahmetli gelinimden hepsi. Allah bağışlasın. Sağ olun. Sana istediğin örgü dergilerini getirdim. Fikret abla da bir sürü poğaça, kek falan yaptı. Arkadaşlarınıza da ikram edersiniz diye düşündüm. Nasıl? Beğendiniz mi yeni evimi? Beğenmedim ben. Bizimle dönmeni istiyorum. Ben de. Ben de. Aman yavrum, bunca eziyetten sonra huzura erdim. Ellemeyin beni. Misler gibi bakılıyorum. Keyfim yerinde. Bir saygı görüyorum, bir saygı. Vallahi kraliçe gibi hissediyorum kendimi. Ay çok mutluyum, yeminle size. Aman bırakın beni de siz anlatın. Neler yapıyorsunuz? Bensiz hayat nasıl? Çok iyi vallahi. Başta sana itiraz ettim ama vallahi bizim için de çok iyi oldu böylesi. Karışan yok, görüşen yok. İstediğimiz gibi para harcıyoruz, laf eden yok. Televizyonda istediğimiz programı izliyoruz. Sesini istediğimiz gibi açıyoruz. Fikret rahat rahat konuşuyor telefonda. Güle oynaya yaşıyoruz, anlayacaksın. Evde yaşlı var diye gittiğimiz yerden koştur koştur da dönmüyoruz. Gönlümüzce gezip tozuyoruz biz de. Mesela şimdi buradan çıkışta Şile tarafına mangal yapmaya gideceğiz. Sahi mi? Evet. Telefonda konuştum ya annemlerle, onlar da gelecek. Bütün aile bir arada eğleneceğiz. Ya. Vallahi yani burada yaşamaya karar vermekle bizi de çok rahatlattın anne. Sağ ol, var ol. Tahsin Bey, odama gelir misiniz lütfen? Siz de hanımefendi, bir şey konuşmamız lazım. Şikayet mi edecek seni? Burada da rahat durmadın değil mi? Kavga falan mı ettin yoksa? Müdire hanımı bekletmeyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.